divan adına. Çocuk al. Divan. Gelmiyor, geliyor şimdi. Divan adına bize bu onurlu görevi tevdi ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün derneğimizin genel kurulu idrak ederken benim dernek yönetimine ayak basmama neden olan ilk sınavdaki arkadaşım Ayhan'la karşılaştım. Bunlar tam 46 yıl önce bu derneğe sınavla girmek üzere başvurmuştuk. O zaman bir önceki sınava ben girememiştim. Nedeni şu, 23 yaşını bitirmiş olma şartı vardı sınava girmek için. Yani böyle birisi ben hızlı staj yaptım filan deyip girmesin diye üniversite mezuniyeti 21 varsayıp muhakkak 2 sene stajı geçirebilecek süre arıyorlardı. Derneğin çok önemli bir özelliği var. Eğer bu dernek zamanında sahip çıkılsaydı bizim 3568 sayılı yasayı beklemeden mesleğimiz faaliyete geçecek. Ama devlet kıskanç olduğu için, kendi görevlerini devretmek istemediği için o tarihlerde olur denen şeyden tek bizim başımıza bir kelime kaldı yasal olarak, o da serbest kelimesi. Çünkü bu dernek kurulurken mesleğin adı serbest hesap mutahassısıydı. Yani serbest hesap uzmanlığı manasında daha hesap uzmanları kurulu kurulmamıştı. Piyasada çalışanlara serbest, devlette çalışanlar serbest kelimesi olmadan çalışsınlar diye. Derneğimizin bir özelliği var. Hep geleceği öngörerek çalışır. Kanun çıktığı zaman bütün arkadaşlarımız iki kişi hariç SMM oldu. O iki kişi de geçmişte lise mezunu oldukları için girmiş olan arkadaşlardı. Sonra da sınavla ruhsat aldılar. Bir arkadaş ise ruhsat almak istemedi. İki kişi dışında olan. İki kişi de ruhsatları sonra SMM sınavlarına girip SMM'yi SMM'ye dönüştürdüler. İkisi de Allah rahmet eylesin vefat etti. Bu arada üyelerimizin yarısından fazlası yeminli mali müşavirlik ruhsatını daha kanunun çıktığı gün aldılar. Çünkü bizim abilerimiz bize bu bayrakları devrederler. Bu kanun çıkarsa nasıl olması gerektiğini anlattıkları için bizler de hemen ona göre tedbir alıyoruz. Yani mesela aman bana vekalet vermesin, korkma kenet dersine vekalet ver. İş takibi bile olsa vekalet verir ki süre uzasın. Ona göre davranıldı ve geçen gün bir konuşma metnimi buldum. 1979 birinci Türkiye Eğitim Sempozyumunda. Orada derneği anlatırken amacımız elit muhasebeci. O elit kelimesinden kasıt ruhsatlı muhasebeci yaratmak ve bu ruhsatlı muhasebecinin kişinin de hasreten denetim olduğunu söylemişim. Çünkü abilerimiz hep bize denetim söylediler. Ben pek tartışma açmak istemiyorum ama bu son Maliye Bakanlığı'nın son yıllarda başlattığı hazır beyan usulü dolayısıyla esas mesleğimiz burada ciddi bir dönüşüme uğrayacak. Bu konuyu daha masaya yatırmadık. Belki yeni dönemde bu dernek başka arkadaşlar masaya yatırır. Geleceği öngörmemiz gerekiyor. Yoksa ciddi bir kaosla karşılaşma durumumuz söz konusu olabilir. İçin bugünkü kongremiz çok önemli. Ben söze başlarken hitap etmedim size. Aramızda değerli iki eski genel başkanımız var. İstanbul Odası'nın değerli başkanı var. Hocalarımız var, sayın rektörümüz var. Hepinizi meslektaşlarım olarak birlikte selamlıyorum. Ve bu konuda gündemi uygulamaya başlıyoruz. Fakat gündemi uygulamadan evvel bana duyurdukları için bir önergeleri olacak. Gündeme bir madde eklenmesini talep ediyorlar. Bu önerge şu, derneğimizin
eski başkanlarından ve seçilecek üyelerden 9 kişi seçilecek üyelerden Yüksek İstişare Kurulu'nun kurulmasını bu konunun görüşülmek üzere gündemin 9. maddesinde görüşülmesini öneriyoruz demişler. Önerenler Hüseyin Turna, Bülent Doğu, Fatih Yılmaz, Ördoğan Büyükmek, Ahmet Kartal, Nail Sanlı, Fırat İpek, Leyla Özbey, Masis Yontan, Suzi Apak, Metin Sağmanlı, Nazım Öz. Bu önergeyi oylarınıza sunacağım. Aleyhinde konuşmak isteyen var mı? Bir istişare kurulu kurulması planlanıyor. Sanıyorum ki şu anda bizim İstanbul Yeminli Odası'nda böyle bir kurul oluşturuldu. Geçen genel kurullarda kabul edilmişti. Buna benzer anlamak için, yani mukayese edebilmek için daha doğrusu, TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi var biliyorsunuz eski başkanlarda ve bu konuda yönetimin adadığı seçtiği bazı arkadaşlardan oluşan, yılda iki kere de olsa toplanan, yani bir nevi değerlendirme yapan bir yer. Bu önerginin aleyhinde yoksa, bu önergeyi gündemin 9. maddesine ekleme konusunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. Şimdi buna göre biz gündemimizi 9. maddesine yeni şekliyle uygulamaya geçiyoruz. Gündemi oylarınıza sunmuyorum çünkü hepimize gönderildi. İtiraz olsaydı bunun olduğu gibi bir talepte bulunurdum. İlk iki maddeyi, üç maddeyi tamamladık. Şimdi burada bir de bir şeyi eklemek lazım. Oylama o zaman da eksik yapıldı. Toplantı sonrasında tutanağı divana imzalama yetkisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi bu konuda kongremizin açılış konuşmasını yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Fatih Yılmaz'ı çağıracağım ama çağırmadan evvel hem Fatih Bey'in süresini tamamladığı başkanımız Arif Bey'i ve yine iki hafta evvel yönetim kurulumuzda özellikle bu yasanın oluşmasında büyük katkıları olan sonra bir ara İstanbul Yeminli Odası'nda da denetim kurulu üyeliği yapan yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş olan Yüksel Altınar Bey'i rahmetle anıyorum ve onlara verdikleri emeklerden dolayı hasreten onlara şükranlarımızı rahmetlerimizle birlikte gönderiyorum. Şimdi Sayın Başkanımızı açılış konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Başkanım.